Evet, manşette yeni bir köşemiz var artık. Bunu bir konuşalım diyeceğiz. Hani deriz ya böyle günlük yaşamda. Bunun üstüne bir eğilelim, bir yakından bakalım dediğimiz konulara. Manşette artık Mehmet Akif Ersoy'la birlikte bir cep açacağız. Bugün o gün, bugün başlıyoruz ilk kez. Malum önümüzde seçimler var. Türkiye açıkçası bu gündemle yatıp kalkıyor. Siyasilerin mesajları var. İşte vekil listelerinden tutun da aday profillerine kadar tartışıp duruyoruz ülkece. Bir taraftan da bütün bunlar aslında seçmen için. Peki seçmenin psikolojisi nasıl? Yer yer standların birlikte açıldığını meydanlarda farklı görüşlerden, farklı bakış açılarından gelen, farklı vaatleri sunan partilerin yan yana kampanya yürüttüğünü de görüyoruz. Ama bunun aksi olan maalesef hepimizi üzen, kime oy verirseniz verin, görmeyi arzu etmediğimiz şiddet olaylarını da görebiliyoruz. Dolayısıyla biz bunu konuşalım, bir konuşalım dediğimiz bu bölümde seçmen psikolojisine bakacağız. Bizimle birlikte konuğumuz Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Haydi Mehmet Akif, ilk soru senden gelsin. Hocam aslında dinlediniz haberde de. Yani şöyle şeylerle karşılaştık. İşte hafta sonu çok tatsız bir olay yaşandı. Saadet Partisi ve MHP'li gruplar arasında. Şimdi çok yakın bir yerde, İstanbul'un göbeğinde, Beşiktaş'ta da bakıyorsunuz. Bütün siyasi partilerin yan yana kurdukları çadırlar var, kampanyalarını yürütüyorlar ve orada hiçbir tatsızlıkla karşılaşmanız söz konusu değil. Ama dönem dönem böyle siyasilerin de seçimde gerginliğin artmasıyla birlikte bu insanlara da yansıyor gibi bir algı var. Nedir seçim psikolojisi diye başlayalım. Bir de TRT'nin arabasına bir saldırı oldu biliyorsunuz. Doğru, TRT'nin yani aracına da İzmir'de bir saldırı gerçekleşti. Ben geçmiş seçim dönemlerindeki o dönemdeki baskın olan ruh haliyle şu andaki seçim döneminde karşılaştığım zaman şöyle bir fark var. Daha önceleri seçimlerde baskın olan duygu bir korku duygusuydu. Yani nasıl korku? Şimdi Türkiye'deki muhafazakar katmanlar darbe olacak yahut da çocuğumun işte dini eğitimini engelleyecek bir kadro gelecek yahut da benim işte kıyafetime karışan bir kadro gelecek, başörtüsü gibi dinamiklerle, korku motivasyonuyla insanlar bir partiye yönelme eğilimi vardı. Şu anda o büyük ölçüde Türkiye'de onunla ilgili bir dağıldı öyle bir ihtimal. Yani şu anda bakıyorum daha çok böyle öfke ve nefret duygusu daha ön planda şu seçim döneminde. Yani daha bir ay olduğu halde bu olayların olması, yani öfke ve nefret duygusunun seçimdeki baskın duygu olması, bu iyiye işaret değil. Yani yeni büyük problemler ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Seçim tabii ister istemez bir yarışma var burada. Bu yarışmanın barışçıl olabilmesi önemli. Yani düşmanca bir yarışma değil, barışçıl olması önemli. Ve bazı söylemlere bakıyorum. Mesela daha önceki söylemlerde mesela mütareke basını deniyordu. Türkiye sanki 19 Mayıs Cumhuriyet ilanından önceki dönemle kıyaslanıyordu. Türkiye Cumhuriyet tehlikede, elden gidiyor gibi denilerek bir korku duygusu işleniyordu. Şimdi de yani bir şekilde kendi taraftarlarını konsolide etmek için bunu söyleniyordu. Şu anda da dikkat edilmesi gereken bir duygu, böyle özellikle muhafazakar kesimlerde bazı örnekler veriliyor. Mesela Fatih İstanbul'u almadan önce işte Orhan amcası, Fatih'in amcası karşı çıkmış. 2000 kişiyle Bizans'a yardım etmiş. Daha sonra idam edilmiş. Karşımızda işte Bizans gibi bir muhalefet var. Biz işte milli taraf biziz, düşman o karşı tarafı besleyenler düşman gibi diyerek toplumda sanki muhalefeti düşmanlaştırmak, düşmanı şeytanlaştırmak gibi bir kutuplaşmaya götüren bir söylem var. Bu nefret duygusunu artırıyor. Öfke yani ve nefret bu yüzden mi ön plana çıkıyor diye gözlemliyorsun? Yani dönüp dolaşıp aslında siyasilerin söylemleriyle mi ilişkili diye anlamalıyız bunu? Yani, tabii şimdi burada genellikle insanlar gözlemliyor şu anda. Böyle durumlarda önem verdiği kişiler, biz lider tipi bir toplum olduğumuz için liderlerin yahut da kamuoyu önündeki olan kişilerin kolaycılıkla etkisi altına kalabiliyoruz. Böyle durumlarda da kişiler yani bu söylemlerin etkisiyle belli bir öfke biriken bir duygudur çünkü. Birikiyor, belli bir provokasyonla rahatlıkla ortaya çıkabilir. Peki hocam, şimdi siyasiler sonuçta bir seçim yarışı var ve
aslında siyasette yıllardır Türkiye'de, dünyanın her yerinde de izlediğimiz, takip ettiğimiz çok sert söylemler de olabiliyor. Bazen ülkeler birbirlerine çok eli yükseltiyorlar, öyle denir. Eli yükseltiyorlar ama bakıyorsunuz seçimden sonra her şey yumuşayabiliyor. Günün sonunda biz Türkiye olarak veya aile içerisinde de şu anda işte ben aile içerisinde de bir takım tartışmalar, siyasi farklılıklar yaşanabiliyor her ailede ve arkadaşlar içerisinde ama günün sonunda baş başa kalıyoruz ve hayat devam ediyor seçim bittikten sonra. Yani bu siyasetin dili ne kadar sert olursa olsun seçimden sonra başka bir döneme gidiyor ve biz yüz yüze bakıyoruz. Evet. Ne tavsiye etmeli? Nasıl sakinlik sağlanmalı? İnsanlar nasıl hareket etmeli? Hani Ramazan ayında getirdiği evet, bir şey var herhalde. Doğru. Beraberinde orucunda hep şey konuşulurdu. Yani oruçla birlikte sükunet falan ama bir de yanına seçim eklendi. Ne yapmalı da biraz daha itidalli olmalı? Yani biz toplum olarak duygu temelli bir toplumuz. Duygu temelli olduğumuz için rasyonel, zaten insan rasyonel bir varlık değil. Psikolojik bir varlık bu. İktisat teorilerinde bile artık rasyonel bir varlık olarak insan kabul edilmiyor. Daha çok sevgiyle, güvenle, korkuyla, yatırım takdir edilme arzusuyla birçok nedenlerle yatırım yapıyor. İşte alışveriş kararını veriyor. Seçme kararını da aynı şekilde. Yani kişi seçim kararını verirken burada şimdi şu önemli. Bu bir kaybedeni olan bir ilişki mi olacak, kaybedeni olmayan bir ilişki mi olacak? Şimdi aile içerisindeki olaylarda ilişki kaybedeni olmayan ilişki olursa aile içinde iletişim devam eder. Ya bir, iki tarafta bir adım o atar, bir adım o atar ve bir şekilde o ailenin yararı için bir araya bazı çözümler üretilir. Burada da şu anda ülkenin yararını partinin yararından önce tutabilen yaklaşım. Yani karşı tarafı sanki ya, Bizans gibi, Yunan gibi, yabancı düşman gibi gören bir yaklaşım. Yani kaybederse o kazanacak, ben kaybedeceğim. Bu seçimden sonra devam eder. Seçimden sonra devam etme riski görüyor musunuz? Bunu özellikle şu sebeple soruyorum. Şimdi mesela Türkiye'nin artık hiperpolitize bir toplum olduğu konuşuluyor. Yani bunu bütün tartışma programlarında analistler, sizin gibi psikolojik açıdan izleyenler böyle bir gözlemleri var. Siz de bu noktada olduğumuzu düşünüyor musunuz? Bu seçim atmosferi, hani aslında Akif biraz da iyi de bir dilekle karıştırarak o sorusunu soruyor. Yani Ramazan sakin olsak şöyle yüz yüze bakacağız diyor da öyle olacak mı gerçekten? Bir de toplumsal dinamikler söz konusu. Böyle bir risk var mı Türkiye için? Yani Türkiye onu, için onu biraz toplum olarak seviniriz. Böyle hep ortasından çıkmışız. Avrupa'nın ortasına kadar gitmişiz. Hiperaktif bir toplumuz. Yani böyle macerayı seviyoruz. Heyecanı seviyoruz. Bunun zaman zaman da dozunu kaçırıyoruz. Böyle durumlarda sağlıklı kararlar veremiyoruz. Tercihlerde sağlıklı adımlar atamayabiliyoruz. Ama bunu biz de toplum, yani tekrar o noktadan bakmak gerekir. Toplum yöneticilere, liderlere bakıyor. Ona göre tepkilerinde aşırılıkları azaltabilip çoğaltabiliyor. Siyaset dili bu nedenle önemli. Yani burada iletişim biçimi negatifler üzerinden, ister istemez seçim atmosferinde negatifler üzerinden, farklılık üzerinden tartışmalar çok çıkıyor. Yani karşı tarafı suçlayıp küçültmek yerine kendi doğrularını, projelerini anlatan yaklaşımlar daha etkili olur. Ve özellikle toplumda sevgi, güven, huzur, barış duygusunu şu anda toplumun en çok ihtiyacı olan duygu. Biliyorsunuz paranın hiç sevmediği şey güvensizlik ortamıdır. Kaçar oradan. Yani şimdi güvenin zayıfladığı ortamda özellikle finans, Türkiye hep söylenen bir şey. Türkiye şu anda işte 15 Temmuz yapılamadı. Finans darbesi yapılıyor Türkiye. Bu finans darbesi yapıldığına göre Türkiye'de bu buna karşı finansın burada kalması için güven ortamı gerekiyor. Bu güven ortamı içinde siyaset dilinin böyle ikna süreci içerisinde olması, karşı tarafı böyle değersizleştirerek, aşağılayarak olan bir muhalefet değil, kendi doğrularını, projelerini anlatan bir muhalefet yarışma tarzında olması toplumdaki bu gerilimi minimize eder. Hem de böyle demokratik bir kültürün toplumda yerleştiğini görürüz diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz size. Teşekkür ediyoruz. Yorumlarınız için. Doktor Nezahat Arhan. Çok teşekkürler. Sağ olun.